Havayı veriyor. Geri dönüşe göre... Kahramanmaraş Sükümam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahyana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mahmut Tokur, kendisine ait ARGE merkezinde yerli solunum cihazı ile ilgili çalışma başlattı. Özellikle ileri yaşlı olanlarda ve ek hastalığı olanlarda, şeker, kalp, diyabet gibi, hipertansiyon gibi problem olanlarda bu solunum cihazında bulunma süresi uzuyor. Uzadıkça da ölüm oranı artıyor. Akabinde Allah korusun salgında artış olduğunda genç insanların etkilenmesi durumu meydana gelebilir. Çünkü virüsün hala ne tür davranışlar sergileyeceği tespit edebilmiş durumda değil. Biz burada bu cihaz üzerine çalışma yapmaya başladık. Çünkü yatak kapasiteleri dolduğunda, solunum cihazları dolduğunda belki de birkaç günlük solunum cihazına girip çıktıktan sonra toparlayabilecek olan hasta gruplarını kaybetme ihtimalimiz olduğunu düşündük. Doktor Tokur, koronavirüs sonrası solunum yetmezliği çeken hastalar için ithal solunum cihazını geliştirerek yerli solunum cihazı haline getirdi. Tek kullanımlık solunum cihazları dünyada ve ülkemizde var. Ancak şu an bu salgın dolayısıyla malum tıbbi cihazların yurt dışı satışları yasaklandı. Aynı şey diğer ülkeler için de geçerli. Bu durumda ithal olan bu ürünü bizim temin etmemiz çok zor olacak. İşte bu ürün böyle kritik vakalarda, yani kısa süreli bir günlük, iki günlük belki solunum ihtiyacı olan, solunum cihazı ihtiyacı olan hastalarda kullanılabilecek bir ürün. Ya da acile geldi, solunum cihazlarında yer açılana kadar hastalara zaman kazandıracak bir ürün. İşte biz bu ürünü yerleştirerek tamamıyla kendi milli ürünümüze dönüşüp üretmek istedik. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. ARGE süreçlerimiz devam ediyor. Kısa sürede de üretme hedefindeyiz. Balon şeklinde görülen kısmını hastanın ciğeri olarak kabul ettiğimizde bu bağlantı sayesinde hastanın direkt akciğerlerine hava gönderebilmekte. Tek ihtiyacımız olan şey bir oksijen tüpü. Buradan aldığı basınçlı havayla hastaya şu aparatlar aracılığıyla verdiğimiz ayarlar sonrasında belli basınçta ve belli sayıda solunum yaptırabilmekte. Bunun dışında üzerine yer alan filtre sayesinde de olası yayılımları, kontaminasyonları da önleyebilmekte. Tamamıyla dış ortamlarda kullanılabilir ergonomide bu cihaz. Biz bunu dediğimiz gibi tersine mühendislik yoluyla birebir yerleştirme çalışmasını başlattık. Çok kısa bir süre içerisinde üretime geçme hedefindeyiz.